şekilde yaşam koçluğu böyle bir şey değil mi? Yani her şekilde kişinin yanında olup ona yol gösteren, yol arkadaşlığı yapan kişilerdir. Evet. Yani biraz önce dediğiniz gibi gıybet maalesef Kur'an-ı Kerim'de dediği, İslamiyet'te de çok kötü bir şey. Kıskançlık nedir? Bu olguları da konuşmak istiyorum. Neden insanlar o hazlarına yenik düşerler? Yanlış bir şey, ellerinde değil, halbuki tedavi olsalar ellerinden çıkar, normal insan haline dönerler. Bütün bunları da hem yaşam koçluğunu hem kişisel özellikleri de biraz değinmenizi isteyeceğim. Şimdi şu şekilde, yani kıskançlık hastalık derecesinde olmadığı zamanlar gayet doğal bir duygudur ve faydalıdır. Hırs yapar tabii. Tabii. Yani ama takıntı yaparsa, paranoya yaparsa mutlaka bir psikolog veya psikiyatrdan yardım almalı. Bu kıskançlık büyümeden ilk zamanlarda doğallığında ve orijinalliğinde ve kararında ve dengesinde çok faydalıdır. Aşklara aşk katar, işte başarıya başarı katar. Yani kıskanmayı imrenmeye çevrilebilir. Anlatabildim mi? Bir çıkış yolu. İkincisi, aşırı kıskanan kişi özgüvenini güçlendirmeli. Özgüvenini güçlendirerek aşırı yoğun kıskançlıktan özellikle eşine, komşusuna, iş arkadaşına kurtulabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu dozajında yaşamamız gerekiyor. Yani kıskançlığı dozajında yaşadığımızda sevdiğimize sahip çıkarız. İlgimizi devam ettirebiliriz. Ama eşimizi veya sevdiğimizi birine yakıştırdığımızda ne olur? O çok kırılır. Namusuna dili uzatılmış görür. Bunu yanlış anlar. Yani biz eşimize veya sevdiğimize veya iş arkadaşımıza jest yapmazsak, onun başarılarıyla gurur duymazsak kim yapacak? Anlatabiliyor muyum? Tabii ki sizin tabii ki sosyal medyada da çok fazla paylaştığınız şeyler var. Takipçilerinizden biriyim ben de. Orada birçok güzel, hep sevgiyle, iyilikle, içsel yolculukla ve farkındalığı arttıracak notlarla dersler, ödevler veriyorsunuz herkese. Yani insan giysileriyle değil, fikirleriyle anılmalı. Mesela bunlardan biri aklıma gelen şu an. Gerçekten fikirleriyle anılabilmesi için hani para mı önemli, giysi mi önemli? Tabii ki para bir araç, para hiç şey değil. Ama bu fikirlerin ortaya çıkması için de neler gerekli? Nasıl bir danışmanlık yapıyorsunuz? Nasıl yaşam koşulu yapıyorsunuz? Bunları bize nasıl hissettirebiliyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, sevdiklerimizin başarılarıyla övünüyoruz. Onları yanımıza alıyoruz. Meslektaşlarımızın başarılarını yanımıza alıyoruz. Bunlar çok önemli. Ya falan kişi işte stresi yenme konusunda güzel bir yazı yazmış veya televizyonlara çıkmış. Demek ki çıkılabiliyor, yapılabiliyor. Onun da fikirlerini, yazılarını, tavsiyelerini sitelerimizde yer veriyoruz. Sosyal medyada onların görüntülerini de yayıyoruz. Yani birlikten güç doğuyor. Bir arkadaşımızın başarısına bir tuğla daha koyup, hani atıfta bulunma deniliyor. Bilimsel araştırmalarda herhangi bir psikolog, psikiyatrist veya bir bilim adamının yaptığı araştırmayı da makalelerimizde yer ayırıyoruz. Danışmanlık seanslarımızda ondan da bahsediyoruz. Bu çok güzel bir şey. O kişinin de duyuyor bunları, sosyal medyada duyuyor, onu tanıyanlar iletiyor. Falan kişi senin başarılarınla övünüyor dediğimizde o daha çok başarmaya ve bizi rakip ya da düşman gibi görmemeye başlıyor. Çünkü herkesin nasibi kısmeti zaten var ve bu ülke, bu dünya hepimize yetiyor. O yüzden yani kişileri kötülemeden onların başarı ve araştırmalarını yanımıza aldığımızda karşı taraf bizi rakip ya da düşman olarak görmüyor. Az önceki kıskançlığa hemen küçük bir giriş daha yapayım. Yani mesela bir gelin hanım kayınvalideyi çok yoğun kıskandığında büyük bir kriz, kaynana gelin sorunları oluyor. Neden? Çünkü birbirlerini rakip ya da düşman görüyorlar. Halbuki ortadaki oğul, yani erkek, eşin kocası kim? Onun, sadece onun kocası. Kayınvalidenin neyi? Oğlu.
O zaman rakip ya da düşman değiliz. Yani bakış açıları farklı. İşte Japonya'ya da güneş doğuyor, bize de doğuyor. Japonya'da doğan güneş saati ayrı, vakti ayrı. Annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız, biz bir kombin halde, bir konsensus ve senfoni ve hep beraber orkestra şeklinde hareket ediyoruz. Birbirimize zararımız yok, güç veriyoruz, enerji veriyoruz. Buradaki kameraman arkadaşları, biz niye kıskanalım? Onlar olmasa bizi kim çekecek? Çok Allah doğru. Aşkına. Daha değil mi? Neler neler var değerli hocam. Konuşacak o kadar şey var ki. Çünkü evet. Sizler enerjinizle hem stüdyoya hem ekranlara birçok şeyi verdiniz. Evet. Sevgiyi, enerjiyi. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim.